Merhabalar, ben iRacing. Yine yepyeni bir video daha hoş geldiniz efendim. Şu an kafamı görüyorsunuz, farkındayım. Yarış esnasında şu şekilde oturduğumuz için sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir kamera açısına geçtim. Değişiklik olsun istedim. Biraz daha farklılık, biraz daha üst seviyeye taşımak adına. Bu şekilde bir kamera açısı yaptım. Hafif gittikçe saydamlaşıyor böyle. Direksiyon dönerken de görebiliyorsunuz bu sayede ama arkasını da hafif görebiliyorsunuz yine. Kameranın böyle değişik bir açı oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Toyota GR Gazoo Racing'in Haas'la birleşmesi şerefine Toyota GR'la Red Bull Ring'de bir yarış yapalım dedim. Toyota Gazoo Racing hakikaten benim çok sevdiğim bir firmadır. Severim yani Toyota'nın GR araçlarını da çok severim. Tasarımları da olsun. Zaten araç bir şaheser yani. Yaris'ler, Corolla'lar, şunlar bunlar. Hepsinin GR versiyonları harika versiyonlar. Haas'la birleşince bir insan gaza geliyor. GR yok edecekmiş gibi hissettiriyor. Umarım da öyle olur. Bir yandan F1'de de hareketli anlar yaşanıyor yani. Onu da söylemek istedim. Yani hafiften de olsa takip ediyorum yani. Çok hafif bir takip içerisindeyim. Şimdi biraz daha alevlenecek, hoşumuza gidecek. Gazıyla birleştiği zaman muhtemelen ben de birkaç yarışı en azından ilk başta seyrederim. Bakalım her şey istediğimiz gibi gidecek mi diye. 14. başlıyoruz. En arkadan başlıyoruz. Kendime biraz güveniyorum çünkü benim ilk 3K'ya çıktığım pist Red Bull Ring'in bu versiyonu, kısa versiyonu ve Mazda ile çıkmıştım 3K'ya. Mazda MX-5 kullanmıştım sadece hatırlıyorum. O hafta 700 puan falan kazanmıştım. 1000 puana yakın bir puan kazanmıştım ve 3K'ya ilk defa çıkmıştım. Sonra biraz düştük çıktık vesaire ama şu anda eski anıları canlandırmak adına yine buradayız efendim. Hadi bakalım. Yarış başlıyor. 59 içi çok rahat atıyorum. Yine atacağızdır muhtemelen. Yarışın sonlarına doğru yine 57'lere kadar, 56'lara kadar hatta süreler azalacak. Onu da söyleyeyim. Yakıt deposu azaldıkça, araç hafifledikçe daha hızlı süreler gelmeye başlayacak. Hadi bakalım. Hafif temasımız var ama çok büyük bir sorun yok. Biraz acele ettik galiba atak yapmak için. Lider kaza yapmış burada. Soldaki araç bir bana vuruyor abi. Ondan kaçınmaya çalışıyorum. Olabildiğince. Güzel. 9.'cuyuz. Daha ilk virajı geçtik. Yaklaşık 4-5 kişi geçtik yani. Güzel. İlk tur için güzel bir performans diyebiliriz. Güzel. İlk turu atlattık. Bundan sonrası tamamen bizim performansımıza kalmış. Olabildiğince güzel hızlı bir turla öndeki rakiplere yetişmeye çalışacağım. Aracı virajlara fırlatarak giriyoruz. Bir şekilde yol tuttuğu zaman çok güzel süre kazanıyoruz abi. Çok tehlikeli, çok riskli ama yapmak zorundayız yani. Eğer diğer rakiplerle kapışmak istiyorsak. Olabildiğince boşluk bırakmadım sarıya burada. Bir atak yapmasın diye. Bir off track aldık. Bir rakip daha elendi. Yedinciliğe kadar çıktık. Güzel gidiyoruz. Her tur böyle iki kişi geçsek tamam ya abi. 3-4 tura birinciyiz. Hatırlıyorum o haftayı. Mazda MX-5 ile Toyota Mazda MX-5 ile Red Bull Ring'de sürdüğüm haftayı aynı bu pistte. Her yarışa girdiğimde ilk üç garantiydi yani. Öyle sürüyordum abi. O zaman tabii G29'umuz vardı. Tabii onu da hep qualify atarak ilerliyordum. Onu da qualify atmadım. Bilerek de qualify atmadım. Biraz daha show business. Şu an o kafada sürüyorum yani öyle söyleyeyim size. Olabildiğince çok mücadele yapalım. İşte çok rakip görelim vesaire diye düşünerek arkadan başlıyorum.
Eski usule geri döndüm yani birazcık. Sıralama atsak ilk 3'te başlıyorduk ama. Yani sıralama atmadım ama yine de tur attım o sırada. Sıralama seansında. 59-3, 59-4 dönüyordum yani. Bir kez hata yapan adamın tekrar bize yetişme şansı yok bu arada. Herkes aynı süreye atıyor fark ediyorsanız. Çok yakın süreler. Hani hata yapan çok az. En azından ön ekip için söyleyeyim onu. Arkada çok fazla hata yapan var tabii ki ama. Herkes birbirinin dibinde takip mesafesini koruyarak bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor şu an. Şu an durum bu yani. Ön tarafta bir hata bekleyeceksin. Başka şansın yok. Zaten herkes aynı sürelere döndüğü için çok zor yani. Arkadaki rakip off track ala ala geliyor bu arada. Bütün pist limitlerini aşağı aşağı böyle daha hızlı turlar atabilmek için. Şimdi tehlikeli. Bu viraj biraz sıkıntı olacak. Demiştim abi. Söylemiştim yani. Kendim söyledim. Kendi söylediğim tuzağa düştüm abi. Başka da şansım yoktu ama yani. Sola doğru kaçmam lazımdı. Başka şansım yoktu. Spin atarak sola doğru geldi araç. Beklemiyordum bunu. Bir 4 incident. Çok önemli değil ama. Ön taraf uzaklaştı. İşte tek sıkıntı o. Ama arka taraf da uzaklaştı. Bir yandan bir avantaj da o yani. 2 kişi daha geçtik. 5.yiz. 5'teyiz şu anda. 17 puan kazanacağız. Eğer bu şekilde yarışı bitirebilirsek. 15 turluk bir yarış, 16 turluk bir yarış. Süre bazlı olduğu için 16 tur atacağız muhtemelen. Şu anda 6. turu atıyoruz. Çok off track aldık. Red Bull'un ilgili en büyük sıkıntılarından biri de bu. Limitlerde sürmesi çok zor bir pist gerçekten. Limitlere illaki taşıyorsun ve off track almak zorunda kalıyorsun yani. Gerçek hayatta da öyle bir pist. Sınırlar çok ince bir çizgide yani, çok gri bir çizgi. Aşması çok kolay o yüzden. Tempomu arttırmam lazım. Daha hızlı turlar atmam lazım. Şu an tek şansım o. O yüzden elimden geleni yapacağım. Mazda sanki daha iyi yol tutuyordu ama öyle hatırlıyorum. Toyota biraz yol tutmuyor gibi yani. Çok fazla önden açıyor. Özellikle hızlı virajlarda önden kaymayı böyle çok net bir şekilde hissediyorsun ve viraja aracı sokamıyorsun hiçbir şekilde yani. Sokmak için bayağı uğraşman gerekiyor. Bir off track daha. Bu viraj biraz belalı virajım olacak gibi. Çok geç fren yapıyorum muhtemelen o yüzden. Arkadaki bir tık daha hızlı bana göre. Son turumuza baktığımız zaman 0-3-0-4 daha hızlı. Biraz sıkıntı yaratacak. Bir kişiye geçileceğiz gibi duruyor. Eğer tempomu arttırmazsam. Arttırmak için elimden geleni yapıyorum efendim. Ama ne kadar önden kaydığını siz bile celil celil görebiliyorsunuz muhtemelen. Hissediyorsunuzdur yani. 0-3'ler geliştirdi süresini bana göre. Aynı böyle. Bu virajda batırıyorum. Net batırdığım yer burası yani. Arkamda büyük bir kaza oldu bu arada. Pistin dışına birinin uçtuğunu gördüm. Yani bir kişiye geçilsek bile diğerlerinin geçmesi çok zor gibi. O yüzden biraz rahatım. Bir kişiye geçirsek de çok önemli değil kafasındayım şu an. Kaza bizi bitirdi maalesef yani.
Donmuyor. Öndeki hasar mı acaba bu kadar etkiledi? Olabilir mi bilmiyorum yani. Önde bir hasar var. O öndeki hasar yere basma kuvvetini düşürmüş olabilir. O yüzden de biraz yere değemiyor olabilirim yani. Ve yol tutmuyor bu yüzden de araba. Yere basmadığı için. Evet, çok daha net dönebiliyordum bu virajları. Artık ön taraf hiç tutmuyor yani. Onu net hissediyorum. İlk turlara göre acayip bir önden kayması var aracın yani. Zaten hali hazırda önden yol tutamayan bir araç. Üstüne bir de böyle bir kaza eklenince iyice yol tutmaz hale gelmiş. Onu ne söyleyeyim. Sert bir fren. Hadi gir artık, gir artık. Abi, virajlara girmek istemiyor araba ya. İnanılmaz yani. Arabanın kendi dili var ve konuşuyor yani. Ben virajlara girmek istemiyorum usta diyor. Çok ilginç. Bununki de bana yetişmek için çok fazla zorlayacak aracını. Belki bir hata yapar. Bir sıkıntıya sokar kendine. Anladın mı? Onun peşindeyim biraz. Öyle bir beklentim var yani. Bir şeyler olsa da nasiplensem tadında bekliyorum. Hani ön tarafta çok bir şey olacağını zannetmem. Artık ön taraf oturdu sıra olarak birbirine. Herkes böyle arasını birazcık açtı. Böyle çok bilinçsizce atak yapacak adamlar da değiller. Sanmıyorum o yüzden önde bir sıkıntı çıksın. Araba takla atacaktı ya. Arkadakine geçirdik artık ya. Yapacak çok bir şeyimiz yok. Dönmüyor araç yani. Özellikle bu virajdan hiç dönmüyor. Şu an beni çok zorlayan iki viraj var. Biri az önce söylediğim viraj, biri de şu an gelmekte olduğumuz viraj. Bu iki viraj gerçekten çok zorluyor şu an beni. Muhtemelen şeyle alakalı, dediğim gibi hasarla alakalı. Çünkü ekstra bir yol tutuş kaybı var, hissettiriyor araç kendinde onu. Arkadaki birazcık hata yaptı. Tekrardan yetişir bize ama zannetmiyorum yani. 12. tura girdik bu arada. Az da kaldı yolumuzun bitmesine. Bir şekilde arkamızda tutmayı başarırsak aracı ilk 5 gayet yeterli olacak benim için yani. Bir vites daha ekstra düşmek zorunda kalıyorum istemsizce. Daha yüksek viteste dönebileceğim virajlarda bir vites düşmek zorunda kalıyorum bazen. Yani bakıyorum yol tutmayacak gibi oluyor, bir vites daha düşürüp aracın torkunu arttırıp böyle bir öne yığılmasını sağlayıp bir tık daha içeri sokmaya çalışıyorum aracı yani elimden geldiğince. Döner misin? Rica ediyorum. Ya dön artık be. Yok artık ya. Biraz fazla zorladık. Biraz safety kaybedeceğiz ama değer yani. Bu pistte bu mücadele keyifli. Kesinlikle keyifli. Üçüncü tur bitmek üzere sanırım. 14'e gireceğiz.
Aynen. 14'e girdik şimdi. 15 ve 16 kaldı. 2 turumuz kaldı. Ardından yarışımız bitecek. Tabii 3 tur aslında. Bu turu da saymıyorum. Niye saymadığımı da bilmiyorum. Daha yeni girdik. 14 bitecek, 15 bitecek. Sonra 16'ya atacağız ve yarışı bitireceğiz. Ben de birazcık arayı açıyorum. Sonra o biraz kapatıyor arayı. Sonra bir hata yapıyor, bir şey oluyor. Tekrar arada bir miktar açılıyor. O yüzden keyfim yerinde yani. Güzel. Ya yapma ya. Çok incident aldık, ona üzülüyorum. Başka bir şey değil yani. Safety'm 2.3. Muhtemelen 2.1'e düşecektir yani bu yarıştan sonra. Tura gireceğiz birazdan. Arkadaki rakip hiç böyle büyük bir hata yapmadı. O yüzden ara hala kapanabilir bir durumda. Dikkatli olacağız. Ön ufak hatamız yine burada bir pozisyon kaybetmemize sebep olur. Şurada 17 puan alacağız zaten. Yani 7 puana düşürmek istemeyiz onu. 10 puan durduk yere kaybetmek istemiyorum. Kazancımdan vermek istemiyorum. Dikkatli bir şekilde son turu atacağız abi. Dikkatli, çok dikkatli. Ve mümkünse incident almadan. Hasar muhtemelen çok etkiledi bizi. Yoksa daha iyi turlar atacağımıza emindim bu arada. Öndeki hasar işi bitirdi yani. Böyle ufak dokundum. Çok bir şey yok falan diyorsun bazen arabada ama gün sonunda çok büyük etkileyebiliyor virajlar, işte aerodinami, yapısı, aracın vesaire filan derken gün sonunda bir bakmışsın daha beter eksidesin. Beklediğinden. O da biraz moral bozucu olabiliyor tabi. Diyordum yani 57 atarız, 58 atarız, şöyle yaparız, böyle yaparız ama maalesef olmadı. Ama yine de ilk 5'te bitirdik. Gayet güzel bir sonuç bence. 15. başladık, 5. bitirdik. Yaklaşık 10 kişi geçtik. Lan olsun abi, mis gibi, çiçek gibi şey, sonuç. Harika yani. Son virajı döneceğiz. Ne kadar yavaş olduğumuzun çok bir önemin olmadığı noktadayız artık. Let's go! Yeni kamera açısını tekrardan söylüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şurada biraz karsanmam var. Biraz burada işte tablolar, prizler, şunlar bunlar. Tabii bir yandan bilgisayar, bir yandan monitörler, şu ıvır zıvır derken direksiyon falan, bir sürü prizimiz var. 2-3 tane böyle uzatma kablosu var orada. O yüzden böyle bir karsamba halinde gözüküyor. Kusuruma bakmayın efendim. Orayı biraz daha açabilirim. Bir boşluk yaratabilirim oraya kamerada daha güzel gözükmesi açısından ama çok da uğraşmak istemedim açıkçası. Bence güzel, keyifli bir yarıştı. Eski günleri yad ettim kendim adıma. Umarım siz de Red Bull Ring'in bu kısa versiyonunu beğenmişsinizdir ve yeni kamera açımızla birlikte videoyu izlemesi daha keyifli olmuştur. Lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağıda bildirmeyi unutmayın efendim. Hepiniz seviliyorsunuz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. You don't really want no problem.